oldu. Özellikle dilim konusunda mesela bayağı bir tartışma oldu. Sonunda belirlenen, geç belirlenen yerlerden birisiydi. Ne düşünüyorsunuz? İşte biraz önce dediğim gibi bu işlerin çözümü kişilerin adaylarıyla olmaz. Senin adayı benim adayımla olmaz. Bu işin çözümü örgüttür. Örgütün önünden çıkacak adaylarla çıkmamız lazım. Onun yüzünden. Ama artık Aydın adayları belirlenmiştir. Didim'de adayımız vardır. Bu arada İstanbul, Ekrem İmamoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı adayı ve diğer ilçeler geliyor. Onları isterseniz izletelim izleyicilerimize. İstanbul'un tanıtımı daha önce yapılmıştı İstanbul'da. İzmir'in de tanıtımı yapılmıştı. Ama burada da bir kez daha tekrarlanıyor. Bütün adaylarla birlikte İstanbul ve İzmir'de tanıtılacak. Şu anda İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını görüyorsunuz. Ekrem İmamoğlu ile birlikte. İl başkanı da burada Ömer Bey. Sonuçta gördünüz mü en kalabalık ilçeler İstanbul'da. İstanbul'un bütün ilçe başkanları burada. Esenyurt konusunda bir şey vardı. Bir gitmeler gelmeler oldu. Yani Esenyurt adayımız konusunda adayın çekilmesinden kaynaklanan bir sıkıntılar vardı. Bu nedenle yetki genel başkanında yetki verildi. Doğru bir adayın belirlenmesi konusunda bir çalışma olacağını zannediyorum. Dediğim gibi artık Aydın'da da, Ankara'da da, İstanbul'da da 81 ilde adaylarımız belirlenmiştir. Bundan sonra nasıl oldu, neden oldu diye düşünmeye gerek yok. Didim'den Artvin'e kadar, Diyarbakır'dan Edirne'ye kadar çalışacağız, umut olacağız. Umut olamazsak memleketin durumu çok kötü. Yani küskünlüğe yer yok sonuçta. Bir seçim var. Burada tepki gösterilmesi gereken bu ülkeyi yöneten iktidar ve o iktidara yönelik de bir sarı kart gösterecekse bunu Cumhuriyet Halk Partisi seçmenleri gösterecek. Bu bir fırsattır 31 Mart seçimleri. O fırsatı değerlendirip gene bakacağız. Yoksa ben aday gösterilmedim, küstüm gittim başka partiye geçtim. Bu herhalde iyi anılmayacaktır daha sonra. Yani burada eksiklerimiz olmuş olabilir. Bu eksikleri öne değil de artık Türkiye'yi değiştirmemiz gerekiyor. Bu da bunun çaresi. İktidara 31 Mart'ta gerekli dersi vermektir. Şu anda emeklere %50 zam yaptığını söyleyen iktidar emekli bayram ikramiyesinde 3000 lira yapmış. Önceki 2018'de bayram ikramiyesiyle bir koyun alınıyordu. Şu anda 3000 lirayla 4,5 kilo et alınamıyor. Önceki dönemde asgari ücretin %62'siydi emekli ikramiyesi, bayram ikramiyesi emeklinin. Şu andaki 3000 lira sadece %17'si. İşte ülkenin geldiği durum bu. Emeklilerden işsizlere, gençlere, işsizlere kadar, çiftçiye kadar, esneme kadar artık bunu dur demenin zamanı aramızda kavga etmek değil. Doğrudan Türkiye İttifakı olarak ülkücülerden mütedeyyinlere, devrimcilerden sosyalistlere, tüm vatandaşlar Türkiye İttifakı'nda bu dersi 31 Mart'ta iktidara verecek ve artık Türkiye'de bir şeyin değişeceğini gösterecek. Son olarak şunu da sorayım isterseniz, çünkü vatandaşlar 31 Mart'ta sandalye gittiklerinde kendilerini iyi yönetecek bir yerel yönetim adayına mı oy verecekler, yoksa bu iktidarın kendilerine işte yaşattığı bu olumsuz durumu da dikkate alacaklar mı sizce? Bizim için bir sorun yok. 2019'da Millet İttifakı ile gelmiş olduğumuz Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri iyi bir sınav verdi. Ankara'da 3000 tane ihale şeffaf yapıldı. Televizyonda canlı yayın yapıldı. İstanbul'da artık gençlere yurt imkanı sağlandı. Metro dünyanın ilk onunda içerisindeyiz. Yani belediyelerimiz çalışıyor. Belediyelerde bir sıkıntımız yok. Başarılı belediyelik yaptık. Bunun yanında iktidara ekonomi, eğitim ve adalette, sağlıkta kötü yönettikleri için kırmızı kart verilecek. Yani bu seçim Türkiye seçimi olacak. Türkiye seçiminde de iktidara artık ders verilecek. Çok teşekkür ediyorum Süleyman Bülbül, sağ olun. Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül'le birlikteydik. Yıllarca partiye hizmet vermiş tecrübeli bir kişi. Şimdi kısa bir ara verelim. Daha sonra şu anda İzmir'e tanıtımı yapıldı. Yapılmıyor. Daha sonra da diğer illere geçecek. Ve de tabii devam edecek. Biz tekrar yayına devam edeceğiz. Kısa bir ara veriyoruz şimdi.